Jojo Rabbit diye bir tane film izledim abi. Ondan bahsedeceğim. Siz izlemediniz biliyorum. Tek başıma bahsedeceğim. Azıcık böyle küçük küçük notlar aldım. Hafif böyle 2-3 dakikanızı boş geçirebilirsiniz. Beni dinleyebilirsiniz. Ee, şimdi bu 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in Almanya'sını anlatan oradaki bir aile aileye esas alan bir film. Bir tane kadın Scarlett Johansson ve soyadını doğru mu söyledim bilmiyorum. Ve çocuğu var. Güya babası da savaşta. Dolayısıyla bu ikisi kalmış. Şimdi ya film konusu inanılmaz güzel. Neden güzel? Çünkü bir çocuğu çocuğun bakış açısıyla anlatıyor. Fanatik bir e, Nazi'nin bakış açısı var. Ya yani çocuk öyle dolmuş ki bilgilerle inanılmaz bir şekilde Hitler fanatiği ve sürekli yanında onun hayalini görüyor. Onunla sürekli irtibat halinde. Yani o ona sürekli tavsiyeler veriyor. Bir Nazi böyle olmalı, şöyle olmalı falan diye. Bu da her şeyi işte sokakta duyduklarını falan da almış. İyice böyle hani boynuzu olan işte kuyruğu olan insanlar olarak görüyor mesela Yahudileri. Öyle fanatikleşmiş. Şimdi filmde hani tamam kostümler çok güzeldi. Komedi de var mesela filmde. Drama var, komedi var. Ama hani çok güldüğüm yerlerde oldu. Gözlerimin dolduğu yerlerde oldu. Çünkü mesela çocuk ve annesinin yaşadığı ilişkide şey var abi. Hitler döneminde buradan sonrasında spoiler olabilir. Haberiniz olsun çok önemli bir film değil ama. Yani hani spoiler'ı çok etkileyen bir film değil. Şimdi Hitler döneminde duyduğu tüm sokak dedikodularına inanıyor ya bu rumorlara fanatikleşiyor çocuk. Ama çocuğun annesi bir devrimci aslında ve Hitler karşıtı. Hitler karşıtı bir Alman Yahudi olmamasına rağmen ve çocuk çocuğa bunu söyleyemiyor hayalleri kırılmasın diye. Babası da aslında o devrimin liderlerinden biri devrimcilerin. Ve babasını savaşta sanıyor İtalya'da. Şey açısından çok güzel mesela fanatik bir çocuk yetiştiriyor aslında nefret ettiği bir toplumun bir parçası oluyor çocuk. Ama yine de onun içindeki iyiyi görmeye çalışıyor. O, o sahneler çok güzel. İşte filmde babasını çok özlediği sahneler oluyor çocuğun babasının taklidini yapıp aynı anda hem babası hem kendi gibi diyaloglar kurduğu sahneler var mesela onlara bayıldım çocuğu arasına alıyor mesela hayali bir babayla birlikte üç kişi dans ediyorlar falan o sahnede mesela ben çok duygulandım çünkü çocuğa ne olursa olsun çocuktaki en böyle masum halini görüp fanatik böyle yakmaya çalışan bir ileride öyle olacak çünkü eğer devam ederse bu savaş. Ya, o çocuklardan biri olduğunu hiç görmemeye çalışıyor ve yine de o masumu görüyor ya. O bayıldım ona. Bir de şey var. Çok yakın bir arkadaşı var çocuğun. Yorkie diye. Şişko böyle tatlış, gözlüklü bir çocuk ve savaşta normalde bir savaş filmlerinde şey görüyoruz ya komutanlar arasındaki diyaloglar, ölümler falan. Hiç o ölümleri falan göstermiyoruz. Komutan diyaloglarını falan göstermiyor. Yorkie diye böyle o tatlı çocuğun savaşla ilgili raporlarını sunuyor. Her 20 dakikada bir çocuk ortaya çıkıyor ve diğer çocukla konuşurken. İşte şimdi bu oldu şimdi şu oldu falan diye anlatıyor ve ilk defa hani bir çocuğun gözünden görmek aşırı mutlu etti benim. böyle hani masum bir çocuk nasıl görüyor Hitler bizi kandırmış aslında falan diye söylüyor hatta filmin sonunda falan. Yani bu benim çok hoşuma gitti ee, izlemenizi tavsiye ederim sizin de izlemenizi tavsiye ederim beyler sizle de konuşmak isterdim.